döviz bürosuna girdi, kepenkleri kapatıp soygun yaptı. Planı buraya kadar işledi. Ama yaklaşık 500.000 değerinde para ve altın dolu poşetle kaçması sandığı kadar kolay olmadı. Mahalleli döviz bürosuna giren gaspçıyı yakaladı. Polis gelene kadar da bırakmadı. Kaçarken elinde olan bu poşet ve içindeki yüklü miktardaki para yakalandığında da yanındaydı. Kimde silah var? Dün öğlen saatleriydi. Fatih'teki döviz bürosuna müşteri gibi giren soyguncu 50.000 para bozdurmak istediğini söyledi. İki görevli tam işleme başlamıştı ki soyguncu silahını çıkardı. O sırada kadın görevli telefonuyla eşine mesajı attı. Eşi mesajı aldı ve içeride kepenkleri kapatan bir soyguncu olduğunu polise ihbar etti. Ve polis telsizleri o andan itibaren yankılanmaya başladı. 119 Ekim'de 180 bin şu an olay yerine kesinlikle bitirir. Ayrıca ben de yakarım, konuyu değerlendireceğiz efendim. Tüm birimler hızla harekete geçti. Soyguncu elinde para dolu poşette hızla kaçmaya başladı. Döviz bürosu çalışanları kapıya çıkıp yardım isteyince çevredeki esnaf soyguncuyu kovalayıp böyle yakaladı. Kimde silah var? Soyguncunun çaldığı paraların tamamı poşetin içindeydi. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan soyguncu emniyete götürüldü. O soygunu gerçekleştirirken bir gözcünün de ona yardım ettiği düşünülüyor. Polis şimdi suç ortağını arıyor.